Çeşme'de Magazin 8 kameralarına özel açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu Özgür Ozan genç meslektaşlarını neden eleştirdi? İzliyoruz. Oyuncular spor salonundan başlıyorlar nedense. Arka sokakların Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'dan çok çarpıcı açıklamalar. Şimdi insanlar böyle güzellik yarışmalarından, arkasından spor salonundan. Ünlü oyuncu kimlere veryansın etti? Polemik yaratacak çıkışında kimleri hedef aldı? Dizi çekmek de bir sanat değil. Özgür Ozan'ın çok konuşulacak sözleri Magazin 8'de. Hiç karizmatik bir isim olmadı şimdiye kadar. Çeşme Alaçatı'dayız. Mis gibi güneşli bir hava. Sıcağın etkisini azaltan rüzgar ve masmavi deniz. Tüm koya huzur hakim sanki. Arka sokakların en sevilen karakterlerinden komiser Hüsnü Çoban'a hayat veren Özgür Ozan son tatil günlerinin tadını çıkarıyor. Oğlu Derin rüzgar sörfüne merak sarmış. Ama ünlü oyuncu oğlunun bu spor merakına saygı gösterse de kendinin sörfle pek arası yokmuş. Ben spor yapıyorum ama hani İstanbul'dayken spor yapıyorum. Burada bu board'un üzerinde durmam bile sakıncalı olabilir yani bu board sporunu yapanlar için. O yüzden dengeyle ilgili şeylere çok kalkışmıyorum ben. Hani kayak... Belki de board'a hiç cesaretim yok. Böylesine güzel bir manzarayı arkamıza almamıza rağmen biraz dertli sanki Özgür Ozan. Magazin 8 kameralarını görünce içini döküyor bir anda. Doğru beslenip doğru uyumak, yani işini buna vakfetmek gerekiyor ki bizim yaptığımız işte biraz zor. Özellikle karakter oyuncular için hani çok böyle de kaslı olmak için bir şey değil. Tabii canım, yani biraz öyle tabii de şimdiki oyuncular spor salonundan başlıyorlar nedense. Benim bildiğim hani kitap okuyarak, biraz okuyarak eğitimini her ne şekilde alırsan al oluyor. Uzun yıllardır tartışılan bir konuydu. Soru belli. Mankenden oyuncu olur mu? Ama dediğimiz gibi soruyu biz sormadık. Özgür Ozan'ın gördüklerini, yaşadıklarını anlatası vardı. Böyle güzellik yarışmalarından, arkasından spor salonundan çıktıktan sonra oyuncu olmaya karar veriyor insanlar. Özgür Ozan'ı tüm Türkiye 2000'li yılların başında tanıdı. Çok mutluyum. Bugün Gönül'le baş başa mükemmel bir yemek yedik. Evet, çok güzeldi. Çocuklar duymasın da Light Selami olarak girdi hayatımıza ünlü oyuncu. Hemen bir tur ayarlayalım, Venedik'e gidelim Selami. Hayatım pahalı değil midir? Olsun, paranın ne önemi var Selami? Ardından bir başka efsane dizi içinde yer aldı. Bu kez adı komiser Hüsnü Çoban'dı. Hiç karizmatik bir isim olmadı şimdiye kadar ya. Ya Selami oldu ya Hüsnü oldu. Ne bileyim, bir isim var mı özellikle? Böyle ne bileyim, böyle kartal falan. Ama sevilen bir karakter. Hep eğlencelik karakterleri oynamayı tercih ettiler. Ama bunlardan çok daha fazlası var. Dile kolay, tiyatroya 25 senesini vermiş bir sanatçı var karşımızda. Genç meslektaşlarına isyan etmesinin sebebi biraz daha harcadığı bu emek. Kendi adıma oyunculuğu çok zor buluyorum. Yani gerçekten çok yoruluyorum ben oyunculuk yaptığım zaman. Hani bu oyunculuk bu kadar kolay bir şey değil ama bakıyorum o kadar çok oyuncu var ki. Yani kimse kimsenin ekmeğine mani olmaz. Bunu da kimse yanlış anlamasın. Benim ekmeğime kimse mani olamaz o anlamda da. Ama birazcık emek verip birazcık bir çaba göstermesi. Güzellik yarışmalarından çıkıp oyunculukta rüştünü ispat etmiş pek çok isim var. Zaten Özgür Ozan da onlardan söz etmiyor. Bir günde şöhret olup ertesi gün yok olanlar hedefinde. Dizi çekmek de bir sanat değil mutlaka. Bir tip gidiyor hani sonuçta ama oradan para kazanıyorsan birazcık da kendine o anlamda özen göster. Kendine özen gösteri biraz yanlış anlıyor. Çaba göstersinler derken spor yapıp kas şişirmekten söz etmiyor tabii ki. Şekilden çok biraz özel önem vermek gerekiyor gibi geliyor bana. Bir baba gibi, bir abi gibi genç meslektaşlarına tavsiyelerde bulunmayı da ihmal etmiyor ünlü oyuncu. Şansları da yaver gidiyor. Seyircisi de var iş yaptığı işlerin ama çok çabuk başlayıp bitiyor işler. Yani inşallah devam eden işlere imza atarlar.